Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde de menstrual döngünün hangi günde nasıl gerçekleştiğini, evrelerini ve bu evrelerde neler gerçekleştiğini öğreneceğiz. Şimdi grafik üzerinde tek tek bu günlerde neler oluyor görelim. Öncelikle grafiğimizde hangi gün hangi evreye tekabül ediyor bunu görelim. İnsanda kadındaki üreme döngüsünü grafiklerde tek tek inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar sıfırla 28 gün arasında gerçekleşen bu döngüye ne diyorduk? Menstrual döngü diyorduk sıfırla 5 gün arasında o endometriumun kalınlaşan, sonradan kalınlaşan kısmı ikinci loositle birlikte dışarıya atılıyordu. Bu evreye menstruasyon evresi diyoruz. Aynı zamanda yine bu sıfırla gösterdiğim zaman diliminde e, ilk 14 günlük döneme folikül evresi diyeceğiz. Çünkü bu andan itibaren FSH artmaya başlayacak. 14. gün e, farklı olaylar gerçekleşmiş olacak. 14. gün ovülasyon dediğimiz olay gerçekleşecek. Diğer adıyla yumurtlama yani yumurtanın ya da ikinci lovasit dediğimiz yapının yumurta kanalına geçmesi. 14. günden sonra içi boşalan folikül yağ damlacıklarıyla dolup korpus lüteum oluşturuyordu. İşte 14 ile 28 gün arası olan evreye de korpus lüteum evresi diyeceğiz. Şimdi o zaman grafiğimizin en başına dönelim. Hipotalamus ve hipofizden itibaren başlayalım. Neler nasıl değişiyor görelim. Hipotalamus biliyorsunuz salgılatıcı faktörleriyle hipofizi kontrol ediyordu. RF dediğimiz faktörler de bunlar. Üreme ile ilgili salgılatıcı faktörler GnRH yani gonadotropin uyarıcı hormon. Hipofizin ön lobunu uyardı. Hipofizin ön lobundan FSH ve LH dediğimiz hormonlar kana salgılandı. Ne zaman? Ergenlik dönemiyle birlikte. Biliyorsunuz kadınlarda embriyonik dönemde Mayoz başlıyor fakat profaz bir de bekliyordu. İşte şimdi artık ergenlik dönemine geldiği için FSH ve LH hormonlarının etkisiyle artık o menstrual döngü dediğimiz döngü başlamış olacak. Bakalım FSH LH nasıl değişiyor? FSH arkadaşlar bakın burada kahverengi ile gördüğümüz grafik. ilk 14 günlük dönemi gösteriyor burası. 14. güne yakın dönemde FSH az artmış. LH ise Birdenbire maksimum seviyeye ulaşmış. Bu FSH ve LH'deki değişimler işte farklı olaylara sebep olacak. 14. gün şu nokta nokta çizgiyle gösterilen kısım. 14. günden sonra FSH da LH da yine miktarları azalarak ilerlemiş. Şimdi burada FSH salgısıyla birlikte neler oluyor yumurtalıkta bunu görelim. Yumurtalıkta arkadaşlar folikül olduğunu söylemiştim. Bu foliküllerin içinde birincil oosit olarak bekleyen profaz bir bekleyen hücreler vardı. İşte bu hücreler FSH'ın etkisiyle mayoza devam edecekler. Yani profaz birden itibaren ikincil oosit oluşturana kadar oogenes olayı devam edecek. Aynı zamanda bu folikül dediğimiz yapılardan östrojen ve progesteron hormonları salgılanacak fakat östrojeni daha fazla salgılayacak. 14. güne yakın dönemde ne oluyordu arkadaşlar? Yukarıdaki grafiğe bakarsak burada folikülden salgılanan östrojenin e, artışına bağlı olarak hipofize geri bildirim gidiyor. Ve hipofizin geri bildirim ayarlarına göre LH bakın burada birden bire artırılmış. Ve LH'ın işte böyle çok arttığı dönemde buradaki foliküllerin içindeki ikinci oosit yumurta kanalına geçiyor. Bu olaya biz ovülasyon diyoruz. Olayın gerçekleştiği evreye de ovülasyon evresi diyoruz. Yaklaşık kaçıncı gün civarı arkadaşlar? 14. gün civarı. Şu şekilde yazalım günleri de. 14. günden sonra ne olacaktır? LH ve FSH salgısı tekrar azalmaya başlayacak. Ve burada folikülün içi yağ damlacıklarıyla dolmaya başlayacak. Bu haline korpus lüteum demiştik ve Korpus luteum sanki bir endokrin bez gibi davranıyordu. Yani hormon salgılıyordu. Neler salgılıyordu? Bolca progesteron, az miktarda da östrojen dediğimiz hormonu salgılıyor. Yine foliküllerden bol miktarda östrojen, az miktarda da progesteron salgılanıyordu. Şimdi buna göre östrojen ve progesteron dalgalanmasını bir de grafik olarak görelim. Şurası yine 0, 14 ve 28 gün olarak yazalım. 14. güne yakın dönemlerde bakın ne olmuş arkadaşlar? Östrojen salgısı artmaya başlamış. Neden? Çünkü FSH folikülleri uyardığında foliküllerden östrojen ve progesteron salgılanmaya başlamıştı. Demiştim ki progesteron az ama östrojen daha fazla salgılanır. İşte östrojenin bu hızlı artışı FSH ve LH üzerine pozitif geri bildirim yapıyor. Yani onların miktarlarının artmasını sağlıyor. Ama LH üzerine daha fazla bir etki yaptığı için LH burada maksimuma ulaşıyor. LH'ın maksimuma ulaştığı bölgede yani 14. gün civarında işte buradaki folikül yırtılıyor ve ikinci loosit fallop tüpüne yani yumurta kanalına geçmiş oluyor. O aşamadan sonra korpus luteum dediğimiz yapı ne demiştim? Bol progesteron az da östrojen salgılar demiştim. İşte bu progesteronun çok salgılanmasıyla progesteron miktarı arttı. Östrojen bakın az artışa geçmiş. Ne zaman? Korpus luteum evresi dediğimiz evrede. Ve bu aşamada artık hem burada östrojenin artışıyla hem de özellikle şu kısımda hem östrojen hem de progesteronun artışıyla endometriyum uyarılacak ve endometriumda mitoz bölünmeler hızlanacak. Hemen ondaki değişimi de görelim. Endometriumda arkadaşlar bakın, östrojen artışının olduğu bölgede kalınlık artmış. Hele ki progesteron ve östrojenin arttığı bölgede endometriyum kalınlığı bakın, daha da fazla artmış. Gitgide gitgide endometriyum kalınlaşıyor. Kılcal damar bakımından zenginleşiyor. Burada mitoz bölünmeler hızlandığı için endometrium kalınlığı arttı. Mukus salgıladı. Sırf bu hazırlıklar ne içindi? Eğer fallop tüpünde döllenme olursa, embriyo oluşursa gelip buraya tutunabilsin, gömülebilsin ve buradan beslenebilsin diye. Döllenme olursa buradaki progesteron ve östrojen salgıları yüksek olarak devam edecek, azalmayacak. Dolayısıyla e hipofiz yeniden FSH LH'ı artırmayacak. yeni bir döngüye girmeyecek. Dolayısıyla korpus luteum da bozulmayacak arkadaşlar. Eğer döllenme olursa korpus luteum bozulmayacak. Progesteron, östrojen salgısı yüksek olarak devam edecek. Bu ne demektir? Endometrium kalınlığının da kalın olarak kalması demektir ta ki embriyo e, burada büyüyüp gelişip dünyaya gelene kadar. Döllenme olmazsa peki ne olur? Döllenme olmazsa tekrar grafikte yukarıya çıkalım. Döllenme olmazsa korpus lüteum bozulur. Korpus lüteum bozulduğunda onun salgıladığı progesteron ve östrojen hormonlarının bakın miktarı ne olmuş? Oldukça azalmış. Bakın östrojen de yine azalmış. Progesteron ve östrojenin azalması sebebiyle buradaki endometriumdaki kalınlık da artık azalmaya başlıyor. Ve döngü şu 28. güne yakın 25-28. günler civarında tekrar ne oldu bakın başa döndü. Başa döndüğünde buradaki endometriumun sonradan oluşan kısmı sonradan sentezlenen kısmı bir miktar kanla birlikte ikinci loositle birlikte atıldı. İşte bu evreye de ne diyeceğiz? Menstruasyon evresi diyeceğiz. İşte insanda kadın üreme sisteminde 28 günlük döngü bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Eğer döllenme olup da hem progesteron östrojen seviyesi hem de endometrium kalınlığı bu seviyede kalırsa hipofis te tekrar FSH ve LH'ı artırmadığı için menstruasyon döngüsüne tekrar girilmiyor arkadaşlar. Yani endometrium burada kalıcı olarak devam ediyor. Dediğim gibi hamilelik süreci boyunca menstrual döngü görülmüyor Doğum gerçekleştikten sonra buradaki progesteron ve östrojen seviyeleri düştüğü için tekrar hipofize uyarı gidiyor. FSH salgısı artıyor ve menstrual döngü tekrar başlatılmış oluyor. Bütün bu anlattıklarımdan anlıyoruz ki arkadaşlar kadın üreme sistemini kontrol eden bazı hormonlar var. FSH ve LH'dan bahsettim size. Ne yapıyordu? Folikülün gelişmesini, yumurtanın üretimini uyarıyordu. Yani oogenizin devam etmesini sağlıyordu. E, foliküllerden de östrojen dediğimiz hormonu salgılatıyor. Burada dikkat edin östrojeni ovaryum salgılıyor hipofiz değil. FSH ve östrojen miktarları negatif geri bildirimle ayarlanıyor. LH hormonuna gelince LH hormonu ovülasyonu uyarıyor. Yani yumurtlama dediğimiz olayı 14. gün civarında folikülün içinde gelişen o ikinci loasit ee, LH'ın maksimuma ulaşmasıyla fallop tüpüne geçiyor bu olaya biz ovülasyon diyoruz. Foliküler dokunun korpus luteoma dönüşmesinde yine LH sağlamış oluyor bu durumda. İçi boşalan folikül yağ damlacıklarıyla dolmuştu ve korpus luteoma dönüşmüştü. Korpus luteomdan bol progesteron ve az miktarda östrojen salgılanmıştı. LH ile progesteron hormonu miktarı yine pozitif geri bildirimle ayarlanıyor. Şimdi bir hormon daha Endokrin sistemde aslında konuşmuştuk. LTH yani prolaktin dediğimiz hormon. Prolaktin dediğimiz hormon arkadaşlar, eğer döllenme olmuşsa, embriyo oluşmuşsa korpus luteum'un bozulmadan kalması gerekiyor. İşte bunun devamını sağlayan hormonlardan bir tanesi prolaktin dediğimiz hormon. Yine süt bezlerinin gelişimini sağlıyor. Çünkü e, bebek dünyaya geldikten sonra Anne ile beslenecek anne sütüyle beslenecek bu aşamada süt bezlerinin gelişimini sağlıyor ve doğum sırasında östrojenle birlikte meme bezlerinden süt salgılanmasını yine sağlıyor yine annelik içgüdüsünün oluşmasında prolaktin dediğimiz hormon etkili ne demek annelik içgüdüsü İşte bir anne bebeğine karşı daha hassastır daha korumacıdır işte uyumaz, yemez, aç kalsa bile mutlaka yavrusuna çok güzel bir şekilde bakar. İşte bu annelik içgüdüsünü sağlayan hormonlardan bir tanesi LTH. Bununla ilgili yeni çalışmalar var. Henüz kaynaklara geçmedi ama oksitosin dediğimiz hormonun da böyle bir etkisi olduğu konusunda yapılan çalışmalar var. Gebeliğin devamı için korpus luteum bozulduktan sonra çünkü o işte e, birkaç ay boyunca bozulmadan kalabiliyor ama sonrasında bozuluyor. İşte luteum bozulduktan sonra 5. aydan itibaren progesteron hormonunu bu sefer plasanta salgılıyormuş. Demek ki progesteron plesantadan da salgılanıyor. Peki ne etkisi var? E, progesteron hormonu uterus kaslarının kasılmasını engeller arkadaşlar. Böylece bebeğin orada tutunmasını sağlar. Embriyonun oraya sağlam bir şekilde tutunmasını sağlar. Eğer progesteron seviyesi e, olmadık bir sebeple azalırsa o zaman düşüklere sebep olabiliyor. Düşük tehlikesi olan e, kadınlara progesteron hormonu verilebiliyor mesela. 5. aya kadar korpus lüteumun bozulmamasını insan koryonik gonadotropin ya da HCG dediğimiz hormon salgılıyor. Bu e, embriyonun, embriyo tarafından salgılanıyor arkadaşlar. Embriyonun salgıladığı bir hormon ve bunun varlığı, Gebelik tespitinde de kullanılıyor. Eğer kanında hCG hormonu varsa ya da idrarında hCG hormonu varsa bu kişinin hamile olduğu belirlenebiliyor. Gebelik boyunca GnRH, östrojen ve progesteron hormonları yüksek seviyede arkadaşlar. FSH ve LH hormonları ise düşük seviyede. Bu yüzden gebelik boyunca folikül ve ovülasyon evreleri görünmüyor. Yani menstrual döngüye bir müddet ara verilmiş oluyor yaklaşık 9 aylık hamilelik süreci boyunca hamilelikten sonra bazen hemen bazen birkaç ay sonra tekrar menstrual döngü başlamış oluyor. Evet şimdi bunlarla ilgili yine biraz soru çözelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Hepinize iyi çalışmalar.